aslında piyasanın tadı yok ama gider diyor. Geçen seneye göre %70 az. Oldukça durgunluk var. Aldığımız malzemeyi satıyor, kar ettik zannediyor. Ertesi gün bakıyor, malzeme yerinde sayıyor. İşleriniz nasıl? Şu anda idare ediyoruz ablam ya. Çok güzel işte çalışıyoruz. Hamdolsun şükürler, yapma şükürler olsun. Başka işte aslında piyasanın tadı yok ama idare ediyoruz. Geçen sene güzeldi yani, biz hiç durmadık, çalıştık ya. Full, bu ayda da full çalışıyorduk. Çok şükür işlerimiz çalışıyoruz elhamdülillah. Oluyor az çok şeyler. Bugünümüze şükür ediyoruz yani. Az çok bir şeyler çalışıyoruz yani. Normal yani. Emekli maaşımız olmasa zor geçineceğiz. Geçen seneye göre %70 az. Oldukça durgunluk var. Vallahi işlerimiz iyi olacak da bu zamlardan dolayı pek fazla işimizin olacağını zannetmiyorum. Çünkü günübirlik fiyatlar değişiyor. Biz yani malzemeyi, verdiğimiz malzemeyi bir türlü yerine koyamıyor. Yani hiç haberimiz olmuyor zam geldiğinden. Hemen hemen her gün fiyat değişiyor. Bir de her şey çok pahalandı. Alım gücü çok zor. Yani bu millet bu fiyatlarından biraz zor malzeme alır yani. Bilmiyorum ama devletin ne yapacağısa bir şey yapması lazım yani. Bir çimento 90 lira, 95 lira şu anda. Aldığımız malzemeyi satıyor, kar ettik zannediyor. Ertesi gün bakıyor, malzeme yerinde sayıyor. Giri düşüyor. Kereste bulunmuyor bile şu anda. Keresteyi yani bulmakta zorlanıyor. Müşteri geliyor, bu ne kadar şey. Biz zam yaptık zannediyorlar ama biz yapmıyor. Bütün gelen kereste her hafta aynı bir tır geliyor. Her hafta farklı fiyatla geliyor. Yani adama bugün fiyat veriyor, ertesi gün geliyor, dün şunu söylediydiniz. Biz artık utanıyor yani bunu söylemekte. Yani diyeceğim bir şey, başka bir şey yok. Yani gün içerisinde bugün için çok sakin ama genel anlamda bir istikrarsızlık hakim. Yani şöyle, bir hafta çok iyi oluyor, bir hafta hiç iş olmuyor ama genel anlamdaki şikayet pahalılık. Yani hayat pahalı. İnsanların önceliği biraz daha geçim. Yani biraz daha karnı doyurmaya yönelik. O yüzden mobilya ikinci, üçüncü planda diyebilirim yani. İşlerimiz idare ediyoruz. Pek istenilen gibi değil. Ama hamdolsun gene de şükretmesini bildiğimiz için durum idare ediyoruz. Pek istediğimiz bulamıyoruz yani. Esnaf olarak bayağı bir durgun. Geçmişte çok güzel yani yaptığımız işler çok değerini buluyordu. Son dönemde şu hayat pahalılığı özellikle milletin alım gücünü neredeyse yok etti. Bunun da tabii etkisi ve tesiri hepimize şey yapıyor yani, intikal ediyor. Elhamdülillah, Allah'ın verdiğine bin lira şükür. İşlerimiz iyi, güzel bu aralar. Çalışıyoruz. Bir şikayetimiz yok. Ham maddeye gelen aşırı zamlardan dolayı bayağı şikayetçiyiz. Ama yapacak bir şey yok. Yani bu pandemiden sonra ortalık çok kötü oldu. Malzemeyi aşırı derecede zam yedik. Ama elhamdülillah şükür yine de bir şeyler oluyor. Evimizin ekmek parasını çıkartıyoruz yani. Memnunuz. Yaklaşık bir hafta 10 gün evveline kadar daha iyiydi. Gurbetçilerin piyasamıza ciddi bir etkisi oldu. Olumlu etkisi oldu. Yani bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Peki geçen seneye göre kıyaslarsak bu seneniz? Geçen sene de pandeminin başıyla ilgili soruyorsunuz herhalde. Pandeminin başında da çok iyi işlerimiz oldu. Hatta malzeme bulmakta yani sıkıntı çektiğimiz oldu. Bu sene malzeme tedarikinde sıkıntımız olmadı. Hareket de var. Çok şükür iyiyiz. Memnunuz yani. İşlerimiz de fena değil. Satışlarımız genelde bizim e-ticaret sitelerinden, internet üzerinden satış yapıyoruz. Perakendeye pek bakmıyoruz. Ama sanayinin genel olarak hali durgun. Ama dediğim gibi yani tüm Türkiye'ye hizmet verdiğimiz için yani şu an bir sıkıntımız yok. İşlerimizden memnunuz ama sanayi genel olarak durgunluk var sanayide. İşlerimiz şu an ciddi anlamda sıkıntıda. Geçen yıllara göre ciddi anlamda düşüş var. İnsanların alım gücü yok. Alım gücüne bağlı olarak da satışlar ciddi anlamda durgunlaştı. Zamların arkası kesilmiyor. Günümüz şartlarında biliyorsunuz akaryakıt olsun, döviz olsun. Bunların dolaylı olarak nakliye ve ürün olarak zaman yansıyor. Allah halkımızın da yardımcısı olsun. Bu gidişatla nasıl olacak bilmiyoruz. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Ciddi anlamda akşama kadar giren müşteri sayımız çok azaldı. İnsanlar artık geçim derdine düştüğünden evini boyatması, bir dekorasyon malzemesi alması emin olun çok zor oldu. Koşturuyoruz, elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz ve şükrediyoruz. En önemlisi o.